kez İslam ülkeleri arasında Robo Sumo ve Robo Futbol alanlarında bir yarışma düzenlendi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen uluslararası robo sumo ve robo futbol yarışmasına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydi Kemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim üyesi doçent doktor Eyüp Akçetin Türkiye'yi temsilen jüri olarak katıldı. Çalışma alanının yönetim bilişim sistemleri olduğunu dile getiren ve 4 yıldır Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydi Kemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürlüğü görevinde bulunan doçent doktor Doktor Eyüp Akçetin, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşen yarışma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dereceyi alanlar ve ödüllerle ilgili de konuşan doçent doktor Eyüp Akçetin bu alanla ilgili eğitim verdiği öğrencilerinin olup olmadığına ilişkin sorumuzu da cevaplandırdı. Dünyada ilk kez İslam ülkeleri bir araya gelerek İslam İşbirliği Konferansı desteğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gençlik Çalışmalarını yürüten e, kolu e, robotik şu an dünya gündeminde de çok yoğun çalışmalar var bu alanda. İşte Dünya Robotik Yarışması iki alanı var bunun. Robo futbol ve Robo sumo. E, i̇lki Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı. Biz de Türkiye'den jüri olarak seçildik. Türkiye'yi orada jüri olarak temsil ettik. E, tüm İslam ülkeleri ülkeleri bu yarışmaya iştirak etti. Çok güzel de geri dönüşler aldık. Bu geleneksel hale gelecek. Önümüzdeki etkinliği de Türkiye'de planlıyoruz. Ben Muğla ilini önerdim. Muğla ili hem turizm açısından, Muğla ilinde de Seydi Kemer'i e önerdik. Yeni bir ilçe olması hasabiyle hem bu ilçeye katkımız olsun, hem burada yeni bir binamız var, yarışmayı kaldıracak altyapısı da var. Burada böyle bir etkinlik yaparsak güzel olur diye düşünüyoruz. E, bu, Tabii burada benim çalışma alanımla ilgili bir bölüm yok. Fakat biz burada muhasebe finans öğrencilerine Arduino, kitabı da var burada, Arduino üzerinden eğitim vermeye başladık. E, bir de özel e, bilim-sanat merkezi var Fethiye'de. Yürüttüğüm robotik çalışmalar var.